Valla çok seveceğinizi düşündüğüm bir bölümle birlikteyim. Biliyorsunuz motosiklet testi ve incelemesinin haricinde sizlere faydalı olacağını düşündüğüm motosiklet dünyasıyla ilgili ekipman olsun, işte yedek parça olsun bunları da mümkün olduğunca firmaları karşınıza getirmeye çalışıyorum dostlar. Bugün de yine çok seveceğiniz, çok ihtiyacınızın olduğunu düşündüğüm ürünlerle ilgili bir firma ziyaretindeyim. Kendileriyle Hasanpaşa'da tamamen tesadüfen karşılaştık. Ve onlardaki bu gelecek ışığını gördüğüm için de firmayı bir ziyaret edip sizlerle paylaşayım istedim. Motosiklet, ATV, UTV koruyucu ekipmanları ve aksesuarları imalatı yapan Moto 3L'deyiz bugün ve yanımızda Yunus var. Yunus merhaba, nasılsın? Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyiz valla. Ben öncelikle sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Aynı şekilde. Seninle birebir tanışmadık Hasanpaşa'da. Tesadüfen evet. Onur kardeşimle tanıştık. Ve işte anlatırken böyle hani böyle ürünlerimiz var, işte motosikletlerin koruyucu ekipmanlarının imalatını yapıyoruz deyince piyasadaki aslında bir boşluğu hani evet, dolu olan bir boşluk aklıma geldi ve merak ettim. Tabii ki tamamen sizler için merak ettik. Dedim ki ya nedir bu, böyle bir şey imal ediyorsunuz, piyasada var ama bulunmuyor, stoklar yok falan böyle. Merdiven altı yapanlar var, ciddi yapmaya çalışanlar var. Sizlerle bir tanışmak istiyorum dedim. Sağ olsun o da gel abi gör tesisimizi dedi. Geldik bu vesileyle sizlerle tanışmış olduk. Yunus şimdi şöyle imalathanenizi, fabrikanızı genel olarak bir gezdik ama tabii ki takipçilerimiz de merak ediyorlardır. Öncelikle bize Moto 3L'den bir bahseder misin? Hani tabii. Kimdir, nedir, ne zamandan beri faaliyet gösteriyorsunuz, nasıl başladınız bu işe? Moto 3L 2020 Şubat ayında kurulan bir firma. O günden bugüne Ar-Ge olarak, ham madde olarak olsun, en başından ürün girer, final ürün olarak üretimimizden tam anlamıyla çıkar. Ve bugüne kadarki tüm yatırımlarımızın tamamı üretim için. Hani üretime, demirbaş, işte yazılım yatırımlarımız, tasarım programlarımızın lisans bedelleri, diğer kullandığımız programların lisansları, makine parkurumuz, CNC makinelerimiz, lazer upgantlarımız vesaire tamamen tüm gücümüzü bu makine parkurumuza adadık. Yani kısacası biz bu yola baş koyduk abi. Anladım. Öyle diyelim. Ve şu anda yaklaşık 250-300 tane yakın bir ürün gamımız var totalde baktığımızda. Şu an 2 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz var. Biz 3 ortaklı bir firmayız. Süper. Özgür Bey Ar-Ge'nin başındadır. Ben finans satış pazarlamanın başındayım. Süper. Aynı şekilde bir de Sezai abimiz var. O da aşağıda üretimin başında tamamen. Bu şekilde güzel bir ekibiz. Aslında kilit bir kadroyuz. Yaklaşık 27-28 kişi çalışanımız var. Bizler dahil bu gruba. Güzel bir duygu. Yani fabrikamız güzel. Ciddi bir yatırımımız var kendimiz. Yeni galiba değil mi bir de bu fabrika? Yani şu bina herhalde. Evet, geçen sene Ekim ayında satın aldım ben burayı. Ve Ocak ayında nasip oldu. Taşındık biz buraya abi. Süper. Ve şu anda büyütme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anki yerimiz zaten Çekmeköy'de, Şilyoğlu'na cephe zaten gördüğünüz kadarıyla fabrikamızda. Yani güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Şu anki piyasadaki en büyük bizim artımız, rakiplerimize göre fiyat performans olanağımız bir tık daha iyi. Ulaşılabilirlik bir tık daha kolay. Onun haricinde bir de bizde hani ciddi anlamda ürün stoğumuz var abi. Yani anladım. Stokla alakalı herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamıyoruz. Anladım. Çünkü biz insanları mağdur etmek istemiyoruz. Mağduriyetten ziyade ürünümüz stokta olsun, insanlar hemen ulaşabilsin. Çünkü insanlar sıfır motor alıyor, bir heyecanla alıyor. Biz de motor kullanıcısıyız aynı şekilde. Biz de hemen istediğimiz şeye ulaşalım istiyoruz. Evet, bu nokta çok önemli. Lafını kestim. Motor kullanıcısı olmak genelde o yönden biraz daha olaya pozitif bakmak. Kesinlikle. Daha girişken olmayı gerektiriyor. Mesela o stok konusunda da bir seninle konuşurken şey demiştin. Hani biz önce stokumuzu yapıyoruz sonra evet, satışa açıyoruz evet, demiştin. Kesinlikle. O çok güzel bizde bir durum. Bizde şöyle bir durum var abi. Biz öncelikle Ar-Ge programımızı yapıyoruz. Makinelerimiz gelir ya da trit tarayıcılarımız da 3D trit tarayıcılarla tararız makinelerimizi. Tasarım programımızda tasarımlar yapılır. Final ürün deneme. Ondan sonra seri imalat çalışması. Bayilerden talep toplanır. Türkiye genelinde bayilerimiz var çok şükür. Ve hızla büyüyoruz. Hamdolsun. Akabinde de seri imalat yapıldıktan sonra tüm ürünler stoğumuza girer. Ve ondan sonra parakende ve toptan satışa başlanır bizde. Aynı zamanda biz fabrikalara da direkt hizmet veriyoruz. Onu diyecektim. Fabrikaya da hizmet veriyorsunuz. Şu anda Türkiye'de bulunan birçok motosiklet fabrikasında birçok ürün üretiyoruz. Vermende sakınca yoksa isimlerini verirsen bence tabii nedir yani onlar? Yani şu anda Yuki ile çalışıyoruz, Hero ile çalışıyoruz, süper. Araro ile çalışıyoruz. Aynı zamanda Altay ile çalışıyoruz. Altay ile daha çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Onlara birebir yani...
Tabii birebir orijinal ekipman aslında vermiş oluyorsunuz. Tabii, doğru aynen mu? Öyle. Onların orijinal adı altına sattığı ekipmanları aslında yerli imalatla biz üretiyoruz. Direkt anladım. Fabrika ürettiğimiz için orijinal. Ya da motorun üzerine direkt takıp motorla birlikte verdikleri parçalar da var bunun içinde. Var. Var değil mi? Tabii. Direkt üretim bandında direkt motora üstüne takıp çok önemli bir şey parçalar bu. Parçalar var. Süper. Ve şu anda yeni görüşmelerimiz var. Daha büyük firmalarla inşallah harika. Görüşmelerimiz var. Bu hafta sonu bir görüşmemiz olacak. Firmalara da bu arada o zaman buradan izleyen firma sahiplerine de çağrı yapalım. Saygılar, sevgiler. Gelsinler Yunus'la tanışsınlar. İnşallah. Yani gerçekten çok pırıl pırıl. Ben çok pozitif enerji aldım gerçekten bu ortamdan. Evet. Peki abi ürünlere bakacak olursak, ürünler neler var elinizde? Hangi ürünün daha çok takipçilerimiz bunu merak edecek? Birçok universal ürünümüz var abi. İşte padok grubumuz var. Ön arka kaldırma. Universal bunlar. Universal. Sabitleme sehpalarımız var. Kaydırma sehpalarımız var. Büyük makineler tamam. için. Onun haricinde CF grubunun tüm ürünleri var bizde. Hmm. TVS Mondial grubunun tüm ürünleri var aynı zamanda. Bajaj grubunda tüm ürünler var. Yani çok ciddi çeşitli ürünlerimiz var. Zaten standımızda da belirli kısımlar görünüyor. Ve bunların tamamı stokta var abi. Yani toptan ve parakende olarak hani hiç tıkanmadan ciddi anlamda stokla ilerliyoruz. Çok şükür ki. Süper. Bu noktada da kimseye mağdur etmiyoruz. Ürünlerimizde kul yapısı ister istemez sıkıntılar çıkabiliyor. Olabilir. Satış sonrası zaten, bu da devreye giriyor. Evet. Ki, tamamen satış sonrası ekibimiz var. O burada önemli aslında. En önemli konu aslında. İnsanları mağdur etmemek açısından. Biz burada şuna çok önem veriyoruz. Müşteriler %100 memnun olsun. %99 olmasın. %100. Aynen. Ve bunun için ne vermemiz gerekiyorsa onu verelim kafasındayız. Çünkü insanlar bir ürün aldığında onu bir hevesle alıyor. İşte maaşlı çalışanlar var, işverenler var. Hani maddi durumlarını bilemiyoruz. Kesinlikle, muhakkak. tabii ki. Yani o yüzden insanlara en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Makul şartlarda olarak vermek istiyoruz ama. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürünümüzde eğer ki bir sorun varsa bununla alakalı en hızlı geri dönüş yapmaya çalışıyoruz zaten. Ve fazlasıyla dönüş yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiği kadarıyla telafi etme anlamında, müşteri memnuniyetini arttırma anlamında bu şekilde ilerliyoruz zaten. İnternet sitenizden satışınız var bildiğim kadarıyla. Pazar yine yerlerinde pazar var. Yerlerinde, internet pazar yerlerinde varsınız. Hı hı. Onun haricinde peki bayilik sisteminiz de vardır muhtemelen. Tabii ki bayilik sistemimiz de var abi. Şu anda 81 ilin hemen hemen 40-50 tanesinde bayilik var. Bayili var. Oraya da gidip oralardan da sizin satış, ürünleri satış, Moto 3L olarak temin edip alabiliyorlar. Kesinlikle. O şekilde şu anda alabiliyorlar. Sistem altyapı olarak bir değişiklik yapıyoruz. B2B'miz kuruluyor aynı zamanda. Nasip olursa bir 15-20 güne kadar o da aktif olacak. Bayilerimize daha güvenli, daha hızlı hizmet verebilmek için. Anladım. Stoklarımızı görebilmeleri için. En azından ihtiyaçları duydukları kadarını görebilmeleri için. Onlara da olanak sağlamış olacağız. Ve bu şekilde de daha iyi hizmet vereceğimize inanıyoruz. Montaj noktası tarzında bir yeriniz var mı? Şöyle bir şey yapıyoruz abi o noktada. Mümkün olabildiğince birçok ilde bayimiz olduğu için ya da İstanbul için konuştuğumuzda birçok bölgede yine bayimiz olduğu için mümkün olabildiğince bayilerimizin faydalanmasını istiyoruz. Ve bunun için müşterilerin nerede olduğunu soruyoruz. Örnek veriyorum. Üsküdar'dayım diyor. Üsküdar'daki en yakın noktamıza yönlendirme yapıyoruz. Hem ürünü onlar satsın, hem montaj hizmetini versinler. Hani onlar da kazansın, kazan kazandır sistemi olsun. Süper. Aynı zamanda bayiyi de korumuş olalım istiyoruz açıkçası. Süper. Motosiklet tamam ama benim bildiğim kadarıyla seninle sohbetimizde bu işin asla kökeni siz şeyden başladınız değil mi? ATV, UTV işinden başladınız. Asıl profesyonel olduğumuz nokta orası. UTV. Ve şu anda Türkiye'deki tek üreticiyiz abi. Bunu göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz. Süper. Bu kadar çeşitli olarak üretim yapan tek üretici. O zaman zaten sizin ATV, UTV pazarında zaten bilinen, tanınan bir markasınız evet diye düşünüyorum. Evet abi doğru. Ve nasip olursa 2024 yılında çok güzel modeller geliyor yeni Türkiye'ye. ATV, UTV olarak. Evet. Siz de onlara... Aynı zamanda biz de kendi tasarımımız olarak, yani çok güzel tasarımların argeleri yapılıyor şu anda, kalıplarımız yapılıyor. Onlarla ilgili çok güzel ürünler üreteceğiz inşallah. Profesyonel olduğumuz alan iç piyasada ve dış piyasada ATV, UTV kanadı olduğu için. Dışarıya da mı veriyorsunuz? Tabii. Yani tüm ürünlerde hem yurt içi hem yurt dışı, hem yurt dışı satışımız var. Süper. Yurt dışı da şu anda aktif oldu çok şükür ki. Ama asıl olayımız ATV, UTV'di. Motosikletteki açığı gördük. Dedik ki motosiklete de girelim. Gücümüzün yettiğince. Ne kadar profesyonel olabilsek bizim için o kadar iyi. ATV, UTV ürün çeşitliğinde hangi markalar var? Yine CF var. Polaris'te çok fazla çeşide girmiyoruz. Pazar payı, Canon ve Polaris'in birazcık alım gücü düşük olduğundan dolayı
Ama nasip olursa 2024'te onların da tam takım olarak. Yani bütün modelleri için. Peki ATV, UTV'de ne tarz ürünler yapıyorsunuz? Abi şöyle, alt kartel korumalarımız var. Ha, onu gördüm zaten. Müthiş bir renk katmış. Cümbüş yaptık biraz. Süper, harika. Alüminyum alt kartel koruma grubumuz var. Önarka bar grubumuz var, tampon. Yan koruma grubumuz var. Aynı zamanda önarka raf genişletme grubumuz var. Çanta üstü ses sistemi barlarımız var. Yine UTV kanadında önarka bar, alt kartel koruma, port bagajlar, kapılar, alüminyum kapılar belirli bölgelere gibi birçok ürünümüz var. Aslında sadece ATV grubunda 100 küsür çeşit ürünümüz var bizim totale baktığımızda. Ve bu ciddi bir adet aslında bizim için. Çünkü bunlar ciddi yer kaplayan ürünler, ciddi maliyeti olan ürünler aynı zamanda. Hem son tüketiciye hem üreticiye ya da ara satıcıya fark etmiyor bayi noktasına. Dolayısıyla bunların stokunu tutmak da ciddi bir güç istiyor. Aynen. Ve nasip olursa 2024'ün de çok ciddi bir stokla geliyoruz. İyi, hadi bakalım. Başarılarınızın devamını İnşallah. Diliyorum ben o zaman. İnşallah. Peki buraya kadar gelmişken Yunus, şu arkamda da ürünleri güzel sergilemişsiniz. Güzel de bir ortam yapmışsınız buraya. Bir bakalım mı şöyle neler var, neler yok. Ürünlerin kalitesi, ben böyle dikkat ederim. Finish işçiliğine falan bir bakalım. Bu mesela 250'nin nesi abi bu? 250 Esar'ın zincir koruması abi. Ha, zincir koruması. Çift renk tasarımı yaptık biz bu üründe. Süper. Biraz yurt dışından esinlendik açıkçası. Hmm. Yurt dışında popüler bir ürün. Şu an ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Ve şu anda Türkiye'de tek yapanız biz bunu. Hmm. Yani zincir koruma olarak tek üretici firmayız. Tamam. Diyebilirim. Yine CLK 250'nin zincir koruması. CLX 250 CLX var. Pardon. Yine NK var. CLX 700 Sport Heritage modellerinin var. Birçok model de var. Motor koruma demirlerimiz var takozlu olmak şartıyla. Şunlar değil mi? Evet abi. Hmm. Burada bir de böyle bir uzantılar var mesela. Bu neden böyle bir uzantı var? Bu normalde böyle tek parça bir şey oluyor. Abi sadece takoz olarak da satılan bir ürün. Direkt takoz olarak da montaj yapılabilen bir ürün bu normalde motosikletlere. Aynı zamanda koruma demirinin üstünde ufak bir takoz olarak da satılan bir ürün. Hmm. Peki şurada sarı bir şey görüyorum, güzel. Bu nedir abi? Abi bunlar far korumalarımız. İki tip yaptık. Bir plexil yaptık, bir de normal olarak yaptık. Tamam. Bu biraz daha far korumadan ziyade her taraf açık olduğu için biraz daha aksesuar var. Bu plexil olan da gerçekten far koruma. Bu hani gerçekten far koruma. Bunda yine aradan taş belki girme ihtimali var. Ama bunda... Aynen, plexiye denk geleceği için, kırma ihtimali kıramayacağı için kıramaz. Doğru. Herhangi bir sorun söz konusu değil inşallah. Anladım. Evet. Şurada bir şey var mesela. Şunlar nedir? Abi onlar bizim en iddialı olduğumuz, Türkiye'de tek ürettiğimiz ürünlerimiz. O Türkiye'de tek derken sizden başka üreten yok değil evet, mi? Doğru. Anladım. Peki. O ürün CLX 250'nin kuyruk koruması abi. Hmm. Biliyorsunuz birçok markada ne yazık ki bir yedek parça problemi var. İşte evet. Grenaj problemi var. Evet. Biz burada bunlara ihtimal vermemek için hani müşteri gidip de işte yetkili servisten, yetkili bayiden parçayı bulamama riskine girmemesi açısından dedik ki biz motosikletlerin önüne demir yapıyoruz ama arkasına ne yapabiliriz? Kibar duracak bir şey. Böyle bir şey düşündük ben abi. Ben ilk defa böyle bir şey duydum bu Şöyle arada. Şöyle ki yani, bu ürün diye. İki varyantta kullanılabiliyor. Birincisi arka kuyruk koruma diye geçiyor. Biz ona kuyruk koruma dedik. Kuyruk koruma kuyruk kısmına takıyoruz sağdan soldan. Hem aşçı tutamak oluyor. Ha. Çok güzel başarılı. Hem de arkadaki o grenajları koruyor. Evet, düştüğünde plastik kırılmamış oluyor. Kesinlikle abi. Süper. Direkt şasiye bağlantılı olduğu için süper. Direkt düştüğünde grenajınıza zarar gelmemiş oluyor. Önde motor koruma demiri, arkada kuyruk korumamız ürünü korumuş oluyor. Vallahi süper. Yani güzel ürünlerimiz var. Ciddi anlamda da talep görüyor. Çok şükür. Şurada, bu anlamda mutluyuz. Şu taraf ne? Bunlar da Dominar serisi mi? Pulsar. Abi Dominar serisi, Pulsar serisi komple. RS, NS, N250 grubumuz var burada da. Yine top case çanta, yan çanta, radyatör koruma, el tutma aparatı çanta için, ön kaliper koruma, egzoz koruma, motor koruma takozlarımız, arka hidrolik korumalarımız, far korumalarımız yine aynı şekilde. Plexili ve plexisiz olarak çeşitlerimiz mevcut. Şimdi bu tarafa geçtik. Yunus, NK 250. NK 250 var. CF. CF Moto, CLK 270. CLX 700. CLX diye K diyorum ben ona, bilmiyorum. Şey, K olarak görünüyor. K gibi görünüyor değil mi? Şey, peki lazer abi. Kesimde tamam. Şey olabilir. Şurada yine iki tip far koruma görüyorum. Evet abi. Değil mi? Bir tanesi yine metal olandan. Evet abi. Bir de plexi olandan. Kesinlikle. Şu anda zaten en çok satan ürünümüz plexili ve metal olan far korumamız. Yine motor korumamız çok satıyor.
Aynı zamanda burada yine en önemli ürünümüz ve Türkiye geleninde o şey şu an yok sattığımız. ATV'nin far koruması mı abi? Ona yok yok abi. Bu da NK'nın kuyruk koruması. NK'nın aynı zamanda koruması. Aşçı tutama abi. Şey mi? Şuraya sele mi geliyor? Öyle mi anlıyorum? Şöyle yana doğru mu duruyor? Bunun alt mesela? Kısmına montaj yapıyor abi. Anladım. Burada. Şuradan tamam. Yaklaşık bir 5-6 santim dışarıya çıkıntı olarak rahat bir şekilde süper. Aşçı tutabilsin diye. Bu Türkiye'de şu anda çok ciddi sattığımız bir ürün şey abi. Bu arada. Hem et kalınlığı anlamında et kalınlığı çok iyi. Şeyi de güzel, bunun üzerinde elektrostatik boyama evet, bu. Evet, elektrostatik. Plastik algısı veriyor. Çok güzel, çok kaliteli bir algı veriyor. Abi, boyalarımızın tamamı özel zaten. Birinci kalite boya kullanıyoruz. Boyanemiz kendimize ait zaten. 300 metre geride görmüşsündür belki. Evet. Boyane bölümü yazıyor. Gördüm. Kendimiz boyamızı yapıyoruz. Kendimiz imal ediyoruz. Şu an hatta kuyruk koruma ve motor koruma ile ilgili bir başımıza bir olay geldi. Hmm. Daha doğrusu bir müşterimizin bir kazası oldu. Sağ olsun buraya davet ettik. Ürünlerde takozlar zarar gördü. Anladım. Dedik gelin yardımcı olalım. Süper. Bedelsiz bir şekilde zaten ürünlerimizi verdik tekrar. Oo, harika. Sağ olsun yayınlamamıza da izin verdi. Videolarını aldık. Hmm. 70 km hızla giderken yan ciddi yatıyor motosiklet. Kesinlikle ciddi bir sürat. Yağmurda oluyor bu arada abi. Ve motor korumamızda sadece takozlarımız eriyor, kırılma yok. Kesinlikle kırılmayan takoz zaten, değerli malzeme bunlar. Sadece eriyor, aynı zamanda kuyruk korumada çiziliyor, boyası atıyor. 70 km hız gerçekten ciddi biz çünkü. Ve motorda herhangi bir çizik bile yok. Müthiş. Yani hem kuyruk kısmını hem ön grenaj kısmını motor müthiş. Korumamız ve kuyruk korumamız tam anlamıyla görevlerini yerine getiriyor. Müthiş abi. Ve bundan dolayı da müşterilerimiz bir tık daha güven duydu bize. Bunu biz Instagram sayfamızda paylaştık bu arada kaza videosunu. Çok müşterimizden güzel. İzin alarak yaptık bunu süper. Da zaten. Ve gerçekten başarılı ürünler oldular abi. Özellikle kuyruk koruma kısmında kesinlikle çok iddialıyız. Harika. Gerçek anlamda koruyor çünkü. Önemli olan o yani. Sadece var olması için değil yani. Tabii ki abi her şey para değil zaten. Yani. Hani sürücünün güvenliğini de sağlayalım. Ama aynı zamanda örnek veriyorum çok fazla faktörü olmayan aksesuarlar da yapalım. İnsanların zevkine de hitap kesinlikle, edelim istiyoruz. Kesinlikle. Tabii biraz zevk meselesi göreceli bir kavram biliyorsun. Yani beğenen oluyor, beğenmeyen oluyor. Aynen öyle. O ayrı bir konu zaten. Ama ciddi güzel ürünlerimiz var çok şükür. Tamam abi. Bir de şu meraklısı varsa olur ATV UTV grubuna da bir bakalım mı? Tabii tabii, tabii abi. Evet abi şimdi burada neler var ben çok anlamadığım için soruyorum. Bir anlatırsan abi. Burayı da yine bilgilendirelim takipçilerimizi. ATV'lerimiz için CF için özellikle ön arka barımız var. 625 ATV için yine ön arka barımız var. Spacer grubumuz var sol tarafta. İki tane yan yana duran yuvarlak arkadaşlar. Anlamadım. Ne onlar peki? Spacer abi. ATV'nin takla atmasını engellemek amacıyla 3'er santim veya 5'er santim lastik çaplarını dışarı alıyoruz. Dışarı alıyor anladım. Evet. Şeyi, onun da aks genişliğini arttırmış aynen öyle. Oluyoruz. Aks genişliğini arttırıyoruz tamam. Ki kullanıcılar kaza yapmasın eyvallah. İnşallah. Tamam. Onun haricinde çanta üstü ses sistemi aparatımız var. Su geçirmez ses sistemi bağlanıyor. Yine Z1 UTV için ön arka far korumalı. Tampon setimiz var. Yine Z1'in arka port bagaj grubu var abi burada. Yine Z1'in yan bar korumalarımız var. Yine Z1'in ön arka tampon, çamur sıyırıcılarımız ve kelepçe grubumuz var abi. Süper. Ve daha birçok aksesuarımız var. Raflarımızda olmayan aynı şekilde gibi gibi ürünler. Tamam. Yunus bir de son olarak şunlardan da bir bahsedelim. Bunları biliyoruz. Hı hı. Arka maşadan. Tekeri kaldırıp aynen bakım abi. Sehpası teker, diye geçiyor ya da padok sehpası diye geçiyor. Padok geçiyor abi geçiyor. Aynen öyle. Bir de şu var. Abi bu da motoparkımız bizim. Ön tekerlek standı diye de geçebiliyor. Motosikletin ön tekerini getiriyoruz, kapağını tutturuyoruz. Ve motosiklette yan sehpa, orta sehpa açma gereği duymuyoruz. Duymuyorsun. Evet. Yani motosikleti sikletini bir şekilde tutmaya yarıyor. Evet. Aynı zamanda yine buradan ve oradan aynı şekilde deliklerden zincirimizle de bağlayabiliyoruz. Yani güvenliğe de alabiliyoruz aynı zamanda. Yani şöyle düşündüm ben bunu görünce. Mesela hani sokakta olmaz ama normal bahçe otoparkları var. Hı hı. Bahçe otoparkına bundan bir tane monte edip değil mi? Evet. Ondan sonra motorunu burada çok güvenli bir şekilde kitle. Kesinlikle. Üstüne brandasını da çek. Biz bu ürünü düşünürken şöyle bir şey düşünmüştük abi. Biz açıkçası bu ürünü akaryakıt istasyonları için düşünmüştük. Hmm, evet. Motosiklet dostu akaryakıt istasyonları var biliyorsunuz ki. Onların motosiklet park yerlerine dedik koyalım. Hem daha düzgün bir park etme olanağı sağlamış olsun.
hem de daha güvenli bir şekilde motosikletleri tutmuşum. Bu arada şeyde görüyorum ben bunlara benzer alışveriş merkezlerine evet, koymaya başladılar. Evet, alışveriş merkezlerinde var abi şu anda. Dolaplı sistem olanları var hatta. Evet, aynı. Çok da başarılı ürünler bu arada. Gerçekten talep gören ürünler aynı zamanda. Padok sehpası da biliyoruz zaten. Yani çok standart bir padok. Standart. Güzel aynen. Bir ürün, kaliteli bir ürün bu. Hem maşadan olanı var, hem takozdan olanı var. Aynı zamanda. Motorun tercihine göre kesinlikle. Yapılıyor. Peki, seni çok yorduk. Son bir sorum var. Ondan sonra birlikte takipçilerimizle vedalaşalım abi. Şimdi aslında bir örneğini verdim. Bir tane şeyi davet ettik buraya dedin. Kaza yapmıştı, onu değiştik dedik ama normalde bayilerinize zaten yönlendiriyorsunuz ve bayileriniz montaj yapıyor. Ama hı-hı, çok başımız sıkıştı abi. Buraya da yolumuz düşüyor. Tabii tabii abi. Olursa burada da bir şekilde destek oluyor musunuz? Tabii abi şöyle yapıyoruz. Biz burada montaj hizmeti zaten veriyoruz. Ama mümkün olabildiğince bayilerimizi yönlendirmek istiyoruz. Çünkü burası bir fabrika. Aynen. Hani montaj evet. Yani bizim için ikinci plan olmalı. Çünkü biz kesin burada ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynen. Çünkü çok ciddi adetlerde ürünler satılıyor. Pazar çok büyük. Gerçekten pazar çok büyük. O yüzden yönlendirebiliyorsak bayimizi yönlendiriyoruz. Eğer ki müşteri bunu kabul etmiyorsa, çözüm üretmek istiyorsa biz de o konuda mecbur yardımcı oluyoruz tabii ki. Tamam. Problem yok o konuda da. Abi çok teşekkür ettim. Rica ederim benim abi. Ayağınıza sağlık. Gerçekten, çok keyifli oldu. Ben de çok keyif aldım. Yani bu ürünler piyasada dediğim gibi, açılışta da söylediğim gibi gerçekten var ama yok olan ürünler evet. Baktığınız zaman. Siz de böyle bir girişim yapmışsınız. Bu işe ciddi bir para akıtmışsınız. Kesinlikle. Yine pırıl pırıl arkadaşlarımızsınız. Ben bir abiniz olarak tabii konuşuyorum teşekkür burada. Teşekkür ederiz. Dolayısıyla umarım istediğiniz yere gelirsiniz. İnanıyoruz abi. İnşallah geleceğimize inanıyoruz. İnşallah. Evet dostlar, bugün yine sizler için böyle bir paylaşım yapalım istedik. Umarım faydasını görmüşsünüzdür, beğenmişsinizdir videomuzu. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi videodan çıkmadan beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza bu videoyla rastladıysanız kanalımıza abone olup bundan sonraki videoları kaçırmamak adına da bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diyoruz. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere.